Günaydın Hasan abi. Gönderdiğimiz fotoğraflar İstanbul eline yine geçmemiş. Vallahi Hasan abi bu sefer iadeli taahhütlü gönderdim. Garanti olsun diye. 11'se başka bir postaneden gönderelim. Ne fark edecek? Hepsi merkez postanede toplanmıyor mu? Önemsiz haberlerin fotoğrafları İstanbul'un eline ulaşıyor. Önemli haberlerin fotoğrafları ulaşmıyor Fırat. Anlamadın mı? Hasan abi kargoyla gönderelim. Olabilir. Ama bir süre sonra kargoculara da istediklerini yaptırmaya başlarlar. Hani sorunları yeniden yaşayabiliriz. Benim aklımda başka bir şey var. İstanbul'a giden otobüslerle gönderebiliriz. Hem kontrol altında tutulması zor hem de kargoya göre daha ucuz olur. Vallahi doğru diyorsun Hasan abi. Hem benim tanıdığım bir mavim var. Kendisi yurt sever dede. Helal 5 lira Fırat. Sigaralarda yakıldığına göre yavaş yavaş toplantıya geçebiliriz. Söngül. Kadir nerede? Geç kalacağım diye aramadım. Neyse. Biz başlayalım. Gelince onun haberini de ekleriz gündeme. Evet Songül, sende ne var bugün? Cezaevlerindeki tutsaklar çıkarılmaya başlama kararı almışlar. Ben de tutsağa yakınlarla görüşeceğim Hasan Atır. Onu bırak Faysal, ben de tam senlik bir haber. Hayda, günün angarası yine bize kaldı. Neymiş? Yüksekova'da bir kayıp olay. Bunun için ta Yüksekova mı gideceğim? Oradaki arkadaşına veririm, onların ilgine sınırı var. Kaçırılan çocuk Yüksekova'nın nüfuslu ailelerinden. Ailenin yurtsever bir canı yok. Allah Allah, nasıl olmuş peki? Allah Allah, fazla bilgi yok. Bana gelen bilgi de bu kadar. Bu kaçırılma olayı diğerlerine pek benzemiyor. Burayı deşmekte fayda var. Tamam. Kadir, bak sen diğerlerine benzemiyorsun. Seninle dostça konuşacağım. Duydun mu lan? Eğitimlisin. Buralarda büyümemişsin. Ve ailende bölücü de yok. Çok geç olmadan vazgeç bu işten. Git başka gazetede çalış. Sana yardımcı da oluruz. Selamünaleyküm Dino dayı. Aleykümselam yeğenim, gel otur bir çayımı iç. Sağ olasın Dino dayı, daha gazeteyi bitiremedim, sonra içerim çayını. Satışa nasıl gidiyor? İyidir, iyidir. Bir de şu çakallar olmasa gazeteyi asar asmaz tepeme dikiliyle. Süleymanlar tehdit etmişler Dino dayı. Bu gazeteyi satarsan yakarız bir feni demişler. Duymuşum. Yakında sana da gelirler Dino dayı. Gelsinler, ne yapacaklar? Her gün tepeme mi dikilecekler? Elimi mi tutacaklar gazete satma diye? Öyle kuru gürültüyle olmaz bu işler. Bak aslanım. O gazetede çalıştığın sürece benim için dağdaki teröristten farkın yok. Terörle merörle ne ilgisi var? Biz gazetecilik yapıyoruz. Sikerim lan senin gibi gazeteciyi. Apo'nun müşteri ne zamandan beri gazeteci oldu? Biz gazetecilik yapıyoruz. Bunun aksini ispatlayan... Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun lan? Ölümden korkuyor musun? Cevap ver lan sikik, ölümden korkuyor musun? Bak aslanım, bu işi yapacaksan ölümden korkmayacaksın.
Ferit abi, hepsinden ikişer kopya, aceledir ha. Senin işiniz her zaman acele zaten. Niye bu sefer ikişer kopya istiyorsun? Öyle gerekti. Merhaba, seçelim. Geçtin ama pır girin gel. Gel et çabı kol var minleri, tamam? Hat merakına kal, hava. Dilete bile Allah hatta. Tamam, evet malimine. Seçelim hava. Ne zamandan beri bu merhaba? Bu İstanbul'a faslanacak. Tamam. Sendikacı haberi ne oldu, bitmedi? Buyurun, Metin Ceylan'la röportaj yaptım. Kaseti çözüp haberi bitireceğim, tamam mı? Anladım. Bunlar Kadir'den hala ses yok mu? Var, yoksa... Sabah aradım, çıktı da izle. Allah Allah. Nereye kayboldu bu adam? Alişan, cezaevi haberi sana kaldı bak, Kadir'den hala ses yok. Ya nerede Allah aşkına bu Kadir? Hem gelip işini yapmaz, hem millete gazetecilik dersi verir. Ben nasıl yetiştireceğim şimdi bu haberleri? Peki siz bu durumda... Sen bir yolunu bulursun. Ben ne zorluklar yaşıyorsunuz? Şu zile yavaş bassana. Yavaş basım Songül abla, bu zil böyle ötüyor. Geç hadi geç. Fırat, sana göre bir işim var. Al bu kaseti çöz. Tamam mı? Ama acildir ha. Alişan abi, ben yapabilir miyim? Yaparsın, çok kolay. Öyle kasette duyduklarını olduğu gibi kağıda geçireceksin. Hepsi bu kadar, tamam mı? Acele et Fırat, hadi. Tamam. Fırat adam sadece bir cümle mi konuşmuş? Cümlenin bittiği yere nokta konur. Sen hiç nokta koymamışsın. Abi adam çok hızlı konuşuyor da ben noktayı nereye koyayım? Hele şu sandalyeyi çek bakayım, gel yanıma. Sen kaça kadar okumuştun Fırat? İlkokul 5. İyi. Tamam. Ben şimdi sana bir kitap vereceğim. Bu kitabı bir haftada okuyup bitireceksin. Anlaştık? Tamam. Ben sana anlatırım. Cümle nereden başlar, nokta nereye konur, tamam? Tamam. Bak şimdi. Songül abla. Ha. Sende daktilo kitabı var. Daktilo kitabı? Sen daktilo öğreniyorsun ya. Ha, on parmak daktilo diyorsun. He, on parmak. Ne yapacaksın sen kitabı? Akşamları burada çalışayım diyorum. Hayırdır, gazeteci mi olacaksın? Yok, ondan değil Songül abla. Hani
lazım olur diye. Hem senin işine de yardım ederim. Ha, Lokman'da var bir tane, ondan alırsın sonra, tamam? Tamam. Ya bu saate kadar çıkmak için hepimiz seni bekliyoruz. Neredesin? Ya Hasan nerede? Hasan, bomba gibi haberim var. Dur ya. Kaçırılan çocuğun babası Serhat Akman var ya, sapına kadar devletçi çıktı. Adamın hasımları var. Kaçırma işinin de karşı tarafın yaptığını söylüyorlar. Bomba haberin bu mu? İşin içinde sınır tavır komutanı da var. Şimdi çocuk kaçırıldıktan sonra telefonla fidye istenmiş. Telefon eden de sınır tavır komutanıymış. Bak şimdi işin rengi değişti. Sen ne diyorsun ya? Boşuna mı diyorum bomba gibi haberin var? Dikkat et, bomban elinde patlamaz. Patlamaz, patlamaz. Bu haberi yapmak için sadece istihbarat değil. Bir de yüreğe gerek. Alişan arkadaş. Peki. Peki ne? Kızma ya. Niye kızıyorsun? Yok yani. Peki diyor da sen yakala bir de bir haberi. Al işte kitap bu fren. Lokman abi, ben bununla daftarı öğrenecek miyim? Vallahi Fırat benim pek işime yaramadı. Ben kendime göre teknikler geliştirdim. Belki senin işine yarar. Ya Fırat, bırak Allah aşkına. Kendine göre teknik geliştirmiş. Allah Allah. Ben hızlı yazıyor muyum? Sen onu söyle. Tavuk gibi gagalarak iki parmak daktil yazıyorsun. Ona teknik mi diyorsun? Hayret bir şey ya. Hadi arkadaşlar, çıkıyoruz. Zaten geç kaldık. Şabaş Fırat, şabaş. Heh, Fırat, kapıyı pencereyi sıkıca kapat. Yatarken de lambalardan birini açık bırakmayı unutma, tamam? Tamam Hasan abi, sen hiç merak etme. İyi, hadi şabaş. Şabaş. Faysal, hadi. Geldim. Fırat, hadi kalk bize gidelim. Yenge dolma yapmış yeriz. Ya valla Faysal abi, bu akşam mümkün değil işim var. Ne işin valla, kundur? Faysal abi, ben hepsine geliyorum. Bir akşam da sen benden misafir ol. Hey, aslanım benim. Yengenle aramı bozacaksın lan zırtı. Tamam Tunay. Ne olasın? Deri baş bırak, tamam. Hadi tamam. Aç koy be, hatırlat. Tamam, serçe var. Ya Hasan, bizim bu mektebli kundur nerede? Göremedim onu. Vallahi ancak akşam haberini alabildik. Bugün gazeteye gelirken kaçırıp tehdit etmişler. Allah Allah, nasıl olmuş peki? Telefonda fazla konuşmak istemedi ama gözü bağlı olduğu için hiçbir şey görememiş. Ben iyiyim, merak etmeyin dedi. Bunları başka bir yere götür. Niye? Niyesini sorma. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk yeğen. Dün odayına bir büfesi var Balaşar Pazarı'nın orada. Dedim bizim gazete sattığı için tehdit edilmiş. Kadir abi, ona bir röportaj yapsam. İyi düşünmüşsün Fırat. Dino dayı, anlat bakalım. Ne oldu? Türkçe mi anlatayım, Kürtçe mi? Vallahi sen nasıl istersen. Türkçe anlatayım, daha resmi olur değil mi yeğen? Daha de, Türkçe anlat. Şimdi ben her sabahki gibi dükkanı açmışım. Gazete paketlerini açıydım ki o şerefsizler geldi. Oo, bak, küfür yok Dino dayı, küfür yok. Ma şerefsiz küfürdür. Faysal arkadaş. Telefon sana. Kimdir? O bizi tanır dedi. Alo, buyurun, ben Faysal. Arkadaşlarınla vedalaş Faysal. Ne? Kimsin sen kardeşim, ne diyorsun? Arkadaşların senin için kalemi yerde kalmayacak diye yazı yazacaklar. Sen ne diyorsun taşık? Kimsin sen? Ne geveliyorsun karı gibi? Bırak bu saf gazeteci ayaklarını, ne yaptığını bilmiyorsun. Ha siktir lan, yavşak!
Kimmiş? Adını söylemedi şerefsiz. Ne istiyor? Aklınca bizi korkutacaklar işte. Yüksek Ova'daki fidye haberi için değil mi? Başka ne olacak? Faysal senin bu kayıtsızlığın beni öldürecek ya. Fidye haberine bir süre ara ver. Niye? Niye? Şerefsizin teki tehdit ettiği için mi? Gazete satan şu adama bak. Onun kadar olamayacaksa burada ne işimiz var? Eyvah. Sana geri adım at diyen yok. Koşullara uygun hareket etmek lazım. Kör bir duygusallıkla hareket edemeyiz. Burada hiçbir muhabir gereksiz yere riske atma lüksümüz yok. Arkadaşlar bundan sonra kimse habere tek başına çıkmıyor. Artık sabahları da aynı akşamlar olduğu gibi toplu bir şekilde geleceğiz. Bu işin şakası yok. Amirim, hepsi birlikte geldi, tamam. Bundan sonra toplu hareket edecekler amirim, tamam. Adnan, bu işi hemen çözmemiz lazım. Bir çaresine bakarız deme. Elimden geleni yapacağım Hasan. Biz de burada sınırsız imkanlar içinde çalışmıyoruz. Benim anlamadığım neden başka bir fotoğrafçıda filmleri bastırmıyorsunuz? Diyarbakır'da fotoğrafçı mı yok? İki hafta, üç hafta çalıştık. Sonra ya, iyi, tamam. O fotoğrafçı da bize kapıyı gösterecek. İyi, tamam da artık kendi fotoğraflarımızı basmaktan başka bir yol yok. İyi tamam da agrandizörü kim kullanacak? Kullanmayı bilen var mı? Kadir biliyor ya. Nasıl biliyor? Ya nasıl biliyor var mı Heval? Kadir basın yayın mezunu. Orada baskı yapmayı öğretiyorlar. Tamam Hasan. Bu işi en kısa sürede çözeceğim. Bu arada Kadir nasıl? Oralara uyum sağladı mı? Kadir ve keşire ve la be babıktı kabite. Selamun aleyküm Rabici. Serçava, sersera. Hatırite. Ve hatır be. Fotoğraf sorununu agrandizörle kökten çözeceğiz Fırat. Aga dozer ne Hasan abi? Yoksa yeni bir koruculuk şekli mi? Aga dozer değil, agrandizör. Fotoğraf baskısı yapan alet. Senin arşiv odası var ya, oraya bir tane karanlık oda kuracağız. Bu işi kökten halledeceğiz. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Peri kutut beyce baş elli masrafa mı der naha? Ya masrafı kutut ki çiğ, tu mazot evet ko hayran. Na mazot evet naha, lias kuarne et ko. Tamam tamam, ve çarbe es ses pinca zarb mete. Kimi çarsa di kuruş ikim be eznay. Ya mal xarab, tu ka kuruş ek dana kedi, kane be biraz ses taşca zarb ya. Kimi çarsa di es bos tek inay. Ya xalo tu çi serleş kilo? Xalo. Efçi ya. Hava grandizor yakalı. Hem de yuvayına çap. Düğüne ki eşi. Na, hem rojnama gel. Ha, av kalik o derev peret ke. Tüy kalit ki ne? Şuma ağat beci kalı ya. Rojnamen ku derev nakin zeyne. Efçi ya rojnama bu. Özgür gündeme kalı. Ha. Ne kaldı? Ha kalı, hakim mazot ete. Ne az, ne kalsın? Çava yani. Az ne karın peri ve bükürüm? Bek beri kakla. Ya Hilde hayran. Ne ana? Vallahi az ne akırım ya. Allah Allah. Çıma ne akır Hilde ya? Ta. Az peri ve bükürüm dileme ne rahata. Ya ta o kas cımra bazarı kir. Çıma dilete ne rahata. Vakti kumma bazarı dikir. Ve deme mehevdu nas ne dikir. Murat, Hasan yerinde mi? Evet abi. Hasan neredesin?
Yakaladım onları. Suçüstü yakaladım. Kimi? Kimi olacak? Yüksek Ova'da şu adam kaçırma işini yaparlar. Onları suçüstü yakaladım. Faysal, şu fotoğraf çekme işini öğrenemedin gitti ha. Ya çektiklerinin yarısı fırı. Adamlar görünüyor. Tamam, daha ne istiyorsun? Alo. Ha, bir dakika. Faysal, telefon sana. Efendim? Bu fotoğrafları basarsan senin soyunu sopunu kuruturuz. Ya siktir lan yavşak. Ne fotoğrafı? Gazetede görürsem o gazeteyi senin götüne sokarım. O çok sevdiğin gazete götünde toprağa gömülürsün. Buna göre adam ol. Sen ne biçim konuşuyorsun lan hayvan? Ben o fotoğrafı da sadece gazeteye basmayacağım. Bir de senin götüne basacağım ki senin sikenler ne mal olduğunu görsün. Buraya kadar Faysal arkadaş. Bizden günah gitti. Sen bilirsin. Bu nasıl üslup heva? Hiç bize yakışıyor mu? Önce o küfür et yalan. Diğer arkadaşlara böyle mi örnek olacaksın? Hiç yakışmıyor, hiç. Alo? Ha, bir dakika. Fırat! Fırat! Baban arıyor. Alo baba, çay. Fratlavas başım ti çabay. Eci başım da kavatım ola. Kare ko çıkır. Hem hecil kapa beraber ane. Hem can açın tıkanı gündi yokum dizi it kaptın. Vaktim ciğer muşlandın hepüstünün. Hem et de gazetekin tecibine bakma. Tamam baba. Ve kadep hatırita sıra var dayamacık ya. Faysal, İstanbul haberini düzeltmek için bayağı uğraşmış ha. Gördün mü sana haberi böyle yazmamış. Vallahi öyle küçük ayrıntılarla kaybedeceğim vaktim olmuyor. O işlerini de yazı işlerindeki arkadaşlara bırakıyorum. Faysal, cenaze için yoğun önlemler alınmış haberin olsun. Bana ne? Eylemciler düşünsün. Ben gazeteciyim, sopayı onlar yiyecekler. Ya numara çekme bana. Her yerde arama varmış. Üzerindeki sustalıyı bir yere bırak sonra bir de senle uğraşmayalım. Adamların ne yaptığını görmüyor musunuz? Ya Faysal sen bu kırıklığı bırakmadan gitti ha. Bak şu bıçağı bırakmazsan seninle haber gelmem tamam mı? Ya tamam tamam. Öz savunma taktiğimizi kimse kabul ettiremiyoruz yani. Ya ne kadar kapak tuttunuz lan? Sanki adamlar bize çiçek uzatıyor da biz de Faysal şey... Faysal uzatma işte. Ha. Al şunu. Sağlam yere kaldır. Tamam mı? Tamam Faysal abi. Bak, sadece ikimizin arasında kalacak ona göre. Faysal. Hadi. Tamam, geliyorum. Hadi çıkalım. Sende film var? Yok Kur'an'la. Neyse dışarıda alırız. Tamam burada. Dur şuradan film alalım. Ya siktir işine. Niye? Görmüyorsun. Lan halk meyhane dedi. Bütün dükkanlar kapalı stadyum açık. Ya Faysal adam ekmeğin derdinde. Bizim fotoğrafları basmaya devam etse dükkanı başına yıkarlardı. Onun yaptığını da şok olmaz. Ekmek parası tıktı ya şerefsizlik yapmaz da eyvallah mı diyeceğiz? Ya bu kadar sektör olma. Halkı anlamak lazım tamam mı? Onların kaygılarını yok sayamazsın. Kur'an mı beni orası olamaz. Ya tamam sen bekle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İki kutu film.
İşleriniz nasıl? İyidir. Seni sorman. İdare ediyor ya. Yoksa ben fotoğrafları basardım. Niye basmayayım? Benim en iyi müşterim sizdiniz, biliyoruz. Hı hı. Öyle değil mi? Benim sizinle bir sorunum da yok. Sizin gazeteyi de beğeniyorum. Hı hı. Ne bu Alişan? Topla kendini. Yakışıyor mu bize? Esnes baba, itikane ya. Ne bu ya? Kendini suçlama boşuna. Sen böyle yaparsan diğerleri ne yapsın? En sağlam durmamız gereken zaman şimdi. Katilleri yakalayın. Bana işimi mi öğreteceksin lan? Katili burada mı arıyorsunuz? Çok konuşma. Zaten işimiz başımızdan aşkın. Siz de iş çıkarmayın başımıza. Uslu dursanız, diğer gazeteciler gibi çalışsanız başınıza iş gelmez. Sadece habercilik yapıyoruz. İnsanları yaptıkları haberlerden dolayı öldürmek kes. Yine aynı masalı okuyacaksın. Ne mal olduğunuzu bilmiyor muyuz sanki? Burası yüzde evi değil, gazete bir şey. Ayrıca arama izni bulunmadan da... Arama izni diyordun. Ne oldu? Arama izni olmadan içeri giremezsiniz. Bunun hakkınız yok. Durma lan. Durma lan. Durma lan. Durma. Arama. Amına koyayım. Dur olay gereksiz lan. Dur. 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 Bırak!
Silahımı gördün mü? Aşağıda B harfi kırılmış. Neyse, tam boş ver. Faysal'ın haberini Kadir yapsın istersen. Gerek yok. Hadi arkadaşlar, toparlanalım. İstanbul'a yetiştirmemiz gereken haberler var. Telefonum çalışıyor mu? Çalışmıyor işte. Fırat! Gel şuna bir bak, gel. Ben bunu almam Arşan abi. Gel gel bak. Şurası kayıyor. سبب پزی خبر داد چون نوازیه خبرات گو کریت کشتنه کی می دیدی خاله شما نمیدیدی چه می کشتن خاله اش کردند شما می کشتن زارو کی می دیدی نوازیه دیجین تروریستن وادو کشتن دافش نمیدی دیجین تروریستن تگلیه نشکریم کی نصب خاله از تگلیه کیل بر کی بکم خودش تاریخ استاد بیه، تخونه خورده قدرت لعدم مینه. خورشیم دنیا بیه گروب نه فکتیه. اما چه آب کن؟ چی بکیم؟ اما چه ویدی گوش ببینم هر. نه خدا سپاس. فرو باش بو. ابر از فازم یه نکته کشیدن دو نوسان. کاری بدم. تیپ کار میکنی فکر خالو. فلاش های پنکه بذاری خلو سه نکه فلاش های پنکه آنم کرو ساجی بخنه روش نمی سریع ساوه خلو
Can Salih bu kadın. Bu Hacda Salih bu. Hacda Salih. Dayı kayı çoğun. Kur'a kere desek o ne deve? Çıma desek o deve? Tüm tüşle halk edilegizi. Tüşek nake kalın, tüşek nake. Ne desek o de her tüşti? Nerede çi? Fırat. Can Salih Fırat. Esif de Salih'me. Tabii çoğu çekir. Kahkazı cigari hıstı verirdi. Hıstı verir? He. Aferin işte lan. Kalı zanet çiğdi peşin. Fırat, bu makinenin çizgisi sağa kaymış sanki. Yok Songül abla, onun şu oynatma bir problem var. O yüzden böyle şey oluyor. Ya, iyi tamam da bu ne işe yarar ki şimdi? Bir şey yaparız. Haber çekilecek faksları sadece sayfanın sağ tarafına yazarız, olur biter. Ya gelen faksları sol tarafı nasıl okuyacağız Fırat? Ya ondan tahmin edersin. Zaten o albayesin açıklamaları hep aynı. Cümlenin başını oku, sonunu tahmin edersin zaten. Erer erer, oy. De herhalde o. Fotoğrafları nerede çektin? Silopi'de. PKK'nın birini yaralı yakalayıp panzerin arkasında sürüklemişler. Peki gelin nerede şimdi? Bilmiyorum, herhalde ölmüştür. Kimliği biliniyor mu? Ben öğrenemedim ama siz kendi kaynaklarınızdan öğrenebilirsiniz. Fotoğrafları basarsak senin için sorun çıkarmaz mı? Abi ben bu fotoğrafları geçen hafta bizim gazeteye gönderdim. İbneler yayınlamadılar. Bir de üstüne beni sorguya çekiyorlar. Nereden buldun bu fotoğrafları diye. Bir şey istiyor musun fotoğraflar için? Yok, ne isteyeceğim. Ama... ben artık dayanamıyorum. Filmler burada Kadir abi. Sağ olasın Fırat. Durdu Kadir abi. Ben bunu tanıyorum. Ekrem bu. Çobanlık yapıyor. Daha çıkış yapmış diyorlar. Ya Ekrem olamaz. Başkasıdır o. Niye Fırat? Ya aklı biraz kıttır. O yüzden askere bile almadılar onu. Fırat. Bu çoban Ekrem milislerin kuryesi olamaz mı? Nasıl olsun Hasan abi? Adam aklını yitirmiş zavallı tekiydi. Tamam işte. Aklı dengesi bozuk bir çobanın bile acımasızca öldürdüğü şeklinde bir haber yapalım. Bu çok daha etkili olur. Ya bu adam deli olabilir ama bu adam PKK'li sanıp öldürmüşler, tamam mı? O yüzden bizim PKK'li dememiz lazım ya. Ya biz adamı PKK'li zannettikleri nereden biliyoruz? Zannetmedikleri nereden biliyoruz? Ya bu adamlar can sıkıntısını gidermek için acımasızca bir çobanı bile öldürmüş olabilirler. O zaman niye bilet olsun diye cesedi sokaklarda dolaştırdılar Kadir arkadaş? Ne bileyim ben, oturup şimdi bunu mu tartışacağız? Tabii ki tartışacağız. Biz bu haberi yaparken bu işin siyasi boyutunu yok sayamayız, tamam mı? Ayrıca bir delinin öldürülmesiyle bir PKK'linin öldürülmesi farklı şeylerdir. Arkadaşlar. PKK'li diye haber yapılacak.
aynı sayfayı tekrar çekmenizi istiyorum. Ama bu sefer ters çevirip baslayın. Yok yok, yani sayfanın arkasını çevirin demek istemiyorum. Baş aşağı çevirin, öyle baslayın. Ya evet, saçma olabilir beyefendi ama bizim makine böyle çalışıyor. Son teknoloji bu. Bak Songül'e ben nasıl oluyormuş. Fax çekmek isteyenlerle bundan sonra seni görüştürürüm Fırat. Sen artık onlara derdini anlatırsın. Daktilo ile işin çok mu Lokman? Daha yeni başladım. Hmm. Fırat, benim daktiloya bir şey yapabildin. Vallahi Songül abadan yakamı kurtaramadım. Ama acısı bir bakayım. Sen daktilonun kırık ve harfini nasıl halledeceksin? Oo, Fırat da çözülmüyor. Şimdi sana ve harfini kullanmadan haber yap der. Bir çalıştan bakarız Ayşen abi, bir bakayım. Hadi gel. Oldu şimdi Erşen abi. Deneyelim bak. B'ye basmayacaksın Erşen abi. Ters M'ye basacaksın. Neye basacağım? Ters mi Erşen abi, ters mi? Ha, W tuşu diyorsun. Ha işte ondan. W tuşu nereye koydun Fırat? Nasıl nereye koydun? Bayağı nereye koydun? W tuşu yok artık Erşen abi. Nasıl yok? İşte W tuşunu V yaptım. W tuşu yok mu artık Fırat? Ya Erşen abi, sen daha önce W harfini mi kullanıyordun? Şimdi böyle kıymete bindi bularına W harfi. Zaten hep başımıza bela oluyor. Kürtçe isim yazdığımızda ne yapacağız Fırat? Ya şimdi iki tane V yanına basarsa zaten aynısı çıkıyor. Songül abla, temize çekilecek bir şey var. Al şimdilik bunları. Ya şu tuşlara yavaş bassana, dikkatimi toplayamıyorum. Hayırdır? Büyük gezer tıkandın mı yoksa? Hayret bir şey ya. Açık açık söylüyorum. Bu haberleri yapacağız. Gücünüz yetiyorsa engelleyin. Hayırdır? Ben hallederim. Sen merak etme. Sabrımızın bir sınırı var Dino dayı. Sen o sınırı çoktan geçtin. Sabrınıza da tükürün, sınırınıza da. De hadi siktirin gidin. Nasıl istersen öyle olsun. Kimle gidiyorsun? Niye gösterecekmişim ki? Hayırdır, nereye gidiyorsun? Ya gazeteye gidiyorum. Kimle görüşeceksin? Ya sana ne, kimle görüşeceksin? Nasıl bana ne ya? Dükkanı yaşavan dohevar işe bu tanene. Mijere got. Her rojnama merabeşe kabul nekir. Dibeyi tıştek değilin serimin. Fırat, Dino dayının anlattıklarını not et. Oba ile bir de sen görüş. Belki fikrini değiştirir. Sonra bunun haberini yap, tamam? Ben haber mi yapacağım Kadir abi? Evet. Bir yerden başlamak lazım değil mi? Tamam Kadir abi. Hadi. Ne oldu yeğenim? Sen niye seviniysen? Yakılan büfenin haberini ben yapacağım Dino dayı. Bunun neyine seviniysen? Senin büfeni yaksalar sen sevinirsin. Dino dayı öyle değil. Büfenin yakılmasına sevinir miyim hiç? Al Kadir abi, yaptım. Şimdi Fırat Efendi, flaş bölümü çok uzun tutmuşsun. Sözcüklerini biraz ekonomik kullan. Unutma Fırat, Dino dayının anlattıklarını yazmayacaksın. Dino dayının anlattıklarından haber yapacaksın. Bu ikisi farklı şey. Anladın? Anladım Kadir abi. Şimdi bu düzeltmeleri yaptıktan sonra bunu Hasan'a ver. O son kez bir baksın. Ondan sonra da sen İstanbul'a faks dersin. Tamam Kadir abi. Ha Fırat. Al. Artık bu kalem senin.
Tamam. Acaba İstanbul'un önüne geçmiş midir? Geçmiştir. Ya belki yazılar silik çıkmıştır, okunmuyordur. Arayıp kontrol edelim. Ya kuzu kurta. Sana darbe işi veren de hata. Arkadaşlar. Üç gündür Diyarbakır'a gazete girmiyor. Pirinçlik'te jandarma dağıtım şirketinin kamyonundan artık her gün bizim gazetelere el koymaya başladı. O hal varisi mi yasaklamış? Öyle bir yasak yok. Ama gazeteyi nasıl olsa her gün toplatma kararı çıktığı için ona sığınıyorlar. İyi de şimdi toplatma kararı savcılıktan öğleden sonra çıkıyor. Bu durumda sabahın köründe gazetelere el koyması yasal olmuyor ki. Orası öyle de. Neyse sonuçta hukuki yoldan giderek bir sonuç alamayacağımız belli. Dolayısıyla yapacağımız şey de belli. Diyarbakır'a gazeteyi biz dağıtacağız. Biz nasıl dağıtacağız gazeteyi? Yapma ya. Buradaki işler ne olacak? Başka çaresi var mı? Burada iş daha çok Fırat'a düşüyor. Ben de Fırat'a yardımcı olurum dağıtım konusunda. Urfa'daki arkadaşlar gazetenin Diyarbakır'a sokulması konusunda yardımcı olacaklar. Ondan sonrası da bize kalıyor. Gazetelerin taşınması da bir maliyet. Buna imkan yaratmamız lazım. Var. Kitle ilişkilerimizi kullanacağız. Halka yaslanacağız. Olmaya geçmeliyiz. Ne var? Bizim de elimiz armut toplamıyor herhalde. Gazeteciyiz tamam ama bizi öldürmeye gelen de eyvallah demeyeceğiz ya. Ne yapacağız peki? Ben kendime göre yöntemler geliştirdim. Sana da gösteririm sonra. Ama aramızda kalsın tamam. Tamam. Nerede kaldın lan? Anca dire dayı, altımızda araba yok ki. Sabahtan beri gazete bulamayanlar gelip gidiyor. Daha fazla bırak. Bir kısmını Kerim yakındaki büfelere dağıtır. Kerim! Kerim! Buyur babam. Al bunları, dağ kapıdaki büfelere dağıt. Hepsine de benden selam söyleyesen ha. Tamam babam. Hadi. Sana da zahmet verdik Dino dayı. Ne zahmeti lav? Kerata orada burada sürtüp duruyor, bir işe yarasın. Sağ ol Dino dayı. Bana bak, benim oğlanı sabahları sizin gazeteye göndereyim, yakındaki büfelere gazeteye o dağılsın ha? Ya Dino dayı, sana da böyle mahcup oluyoruz. Ma ne mahcup oluyorsun, sen karısın. Kerim, sen bağları görsen ama çok dikkat edin, tamam mı? Tamam Fırat abi. Yusuf, sen de ofise git, tamam mı? Polislere falan dikkat et, tamam mı? Sen gazete atabilirsin. Abi ben de onlar karışlayayım. Tamam, ben biraz çıkarayım. Nasıl? Yok abi, çıkarmayı da bilirim. Gazete bırakalım, büfe yetişecek. Bırakın, bırakın, yetişecek. Ben bugün 47 tane sattım. 51 tane sattım. Bugün 45 tane sattım.
Ben sana kim? Alo. Ha, bir dakika. Telefon sana. Buyurun, ben Kadir. Sıra sende Kadir Erkaya. Anlamadım. Neyi anlamadın lan? İki tokat yedin diye sıranı saldığını mı sanıyorsun? Biz sana durumun hassasiyetini güzellikle anlattık. Ama sen anlamadın. Bizden günah gitti. Bu işi yapıyorsan ölümden korkmayacaksın. Ortada yanlış bir anlaşılma var. Bak hala ne diyor. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? Siki gibi ne? Heval, arayan kimdi? Bilmiyorum, başka bir Kadir'le karıştırdılar. Herhalde yanlış numarayı. Yüksekova'daki yeni kayıp olayı bence yine aynı çeten iş. Çünkü çocuğun ailesi yurtsever değil, tamam mı? Yani babası eski milletvekillerine. Olay kan davası olsa çocuğun cesedi çoktan bir yerlerden çıkardı. O da olmadığına göre geriye tek bir asıl kalıyor. Peki niye arayıp fidye istemiyorlar? Bu adamlar basit adli suçlular değil, tamam mı? İşin siyasi boyutuna çok hakimdi. Aileyi aramayıp habersiz bırakıp umutsuzluğa sürüklüyorlar. Yani ailen umutları tükendiği bir anda arayıp fidye isteyecekler. Aynen de öyle yapıyorlar. Şu anda çete haberi yapacak kadar somut delil yok elimizde. Bekleyelim bakalım ne olacak. Alişan. Alişan. Sen bu olayı takip etmeye devam et. Lokman, senin rica haberine ne üzerinde oldu? Üzerinde yemek yiyecek başka hırsız mı bulamadın? Ne fark eder evvel? Bu gazeteyi biz çıkarıyoruz. Kur'an-ı Kerim değil ya. Holding parasıyla çıkartmıyoruz biz bu gazeteyi. Bu gazete için canını ortaya koyanlar saygı duy biraz. Hiç olmazsa bu kadarını hak ediyorlar. Yola çıkarken savunduğumuz gazetecilik anlayışı bu değildi. Şimdi söylesene bana Hasan, ben bu noktadan sonra burada nasıl faydalı olabilirim ki? Ya benim gazetede yaptığım eleştiriler çoğu zaman bozgunculuk olarak algılanmaya başlandı ya. Ne yapacaksın peki Kadir? İstanbul'a gideceğim. Şansımı orada deneyeceğim. Holding gazetelerinde daha mı rahat edeceksin? Bak Fırat, o kalem sende kalmazsa çok üzülürüm.
Heval kitabını versene. Ne yapıyorsun sen bu karate kitabıyla? O karate değil, kung fu. Ya ha karate, ha kung fu. Ne fark eder? Songül Heval, kung fu'yu bilmeden böyle küçümseyici bir tavır takılman hiç doğru değil. Kung fu'nun arkasında çok derin bir felsefe var. Ne felsefesi? Lo adam adamı dövüyor işte. Ne felsefesi? İşte bilmiyorsun Heval. Bilseydin zaten sormazdın. Ver kitabımı. Vermiyorum. Bir sürü iş güç var Lokman. Sen karate kureteyle uğraşıyorsun ha. Bu da iş güçtür Heval. Ver. Vermiyorum. Aa sen nereden buldun bunu Fırat? Hayret bir şey ya. Bak ya. Fırat bunu nereden buldun ya? Kitle ilişkileri Songül abla, kitle ilişkileri. Kitlelerle bağın kuvvetli oldu mu sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Aferin sana Fırat. İçini açtın. Hasan. Bu ben sana demiştim. Milletvekili açıklama yapmış. Onun kaçanların başında tabur komutanı varmış. E tabi adamın arkası sağlam. Diğerleri gibi susup oturmamış yerine. Adam bu işin peşini bırakmayacak Hasan. Bence sonuna kadar gidecektir. Çete hakkında buradan bir şeyler çıkartabiliriz, tamam mı? Adamla bir röportaj yapalım. Elinde kim bilir daha neler vardır ya. Yüksek Ova'ya mı gideceksin? Evet. Hayatta bırakmam. Hasan arkadaş. Olmaz Alişan. Kadir de gitti, bir sen bir de Lokman kaldınız muhabir olarak. Hasan ama. Olmaz Alişan. Olmaz. Alo baba. Kuremirme oturum, bir demek en ezik demete cebine bak var. Baba eznayım, ezelif ederim benim. Tevhür et beni, teçhük uyu bu kül vedri. Ezelbede rojname gerek kim babu? Bırak evet, ken yusamazım bu et rojname vani yepki. Babım bir yere kostan diye ezelbedir bir minim. Ezel bir yere de bireyim ha. Çal be babi kosa haber di. Tamam tamam, de Kadri'te. Behar ailesiyle aramızda geçmişten kalan bir husumet var. Yüksek Ova'da herkes bunu bilir. Geçen seçimlerde Behar ailesinden Sıddık Behar milletvekili seçildi. Belediye başkanı da onlardan. Şimdi bunlar herkesi sindirmek istiyor. Çocuğunuzu Bahar ailesi mi kaçırdı? Her ne pis iş varsa... Ne güzel bir silah. Bu ailenin adı var. Öyle kaç tane alıyor bu? Silah kaçakçılığı. Adam... Saddam 14'lüsüdür. Peki nasıl oluyor da bu? Öyle bir silah ne kadar eder? Öyle bir silahı... Kaçakta... 400-500'e alırsın. Burada komutanla aralıkları çok iyi. Burası çok uyuşturucu trafiğine... Çoktur ya, bu her yerde bulunmaz zaten. Bu kadar uyuşturucu nasıl taşınıyor? Niye sordun? Hiç öylesin. Almak istiyorsun. Yok. Yardım ederim sana. Yok ben... Seviyorsun silahları. İtirafçılar da olabilir. Yok ben... Sadece merak ettim. Seviyorsun, sevmiyorsun onu söyle. Ama bu işin arkasında tabur komutanı Yarbay Samet Ogur var. Bu sonuca nasıl vardı? Fidye için beni arayan oydu. Yarbay'la yaptığım telefon konuşmasını kaydettim. Bir silah kullandın sen. Yok. Hiç? Hiç kullanmadım. Ama merakım var bellidir. Diyarbakır'a kadar arkadaşlar size eşlik edecek. İtiraz istemem ona göre. Bizim için fark etmez.
Yaklaşma. Durun, durun. Durun. Yaklaşmayı sıkarım ha. Yaklaşma. Şerefsizler, gazeteciyiz diye bizi boş mu sandınız? Yürün. Yürün. Yürü. Bey namus. Haydi. Bu nereden çıktı Fırat? He? Lazım olur diyen mi aldım? Ya bir aramada yakalansaydın ne yapacaktın ha? Ama yakalanmadık. Ya yakalansaydın ne olurdu biliyor musun? Arayıp da bulmadıkları fırsatı kendi ellerimizle onlara vermiş olurduk. Gazeteci kılığında terörist yakalandı diye haber olurduk, haber. Görüyorsun işte, koyun gibi boynumuzu uzatalım kessinler diye. Bak Fırat, tamam. Koyun gibi boynumuzu uzatmayacağız. Ama bizi koruyacak şey silah değil. Peki bunu nasıl korunacağız? Yürü. Seni önce büroya bırakalım, ben oradan eve geçerim. Sen akşam kaseti çözersin, yarın haberi birlikte yaparız Fırat, tamam? Bu kadar uyuşturucu nasıl taşınıyor sanıyorsun? Adam başı aramanın olduğu yerde mümkün mü böyle bir şey? İtirafçılar da olabilir, orasını bilemem. Ama bu işin arkasında Yarbay Samet Ogur var. Hediye için beni arayan... Ben Hasan, ben Fırat. Ne oldu Fırat bu saatte? Abi kapıda birileri bırak, kapıyı zorluyorlar. Konuştular mı? Bilmiyorum, Kürtçe konuşuyorlar. Sakin ol, sakin ol. Ben hemen İbadet ve Barolar Birliği'ni arıyorum. Ben ne yapayım? Sen kanunu koru. Bunu bulup bu belayı atlatacaksın. Fırat, eski milletvekilinin size yaklaşımı nasıldı? Nasıldı? Bize samimi gibi geldi. Ben de haberin çıkmasını önemsiyor muyum? Evet abi, hatta korumaları bize bir şey olmasın diye bizi Diyarbakır'a kadar getirmişti. Hemen telefon numarasını ver. Şeref abba ve deniyor. Bak polis abi verdim şimdi gelecek buraya. Niye zahmet ediyorsun? Haber verirdik. Bak hadi bir silahı bastı, atış ederim ha. Ne silahı lan? Mantar da bacak. Nasıl kaldı? Şimdi halledeceğiz. Anam ne halledeceksin? Niye? Aha kapıyı kırdık sayılır. Sen burada ortalığı yıkarken onlar da Ankara'ya ayağa kaldırmışlar. Öküz. Hadi siktirin buradan. Niye kızıyorsun ki abi? Senin dediğini yaptık işte. Yürü hadi yürü yürü. Polis size karışmayacak. Hadi gir gir.
sili basmıyorsun da böyle acılı gibi kapıya vuruyorsun? Boya mı yetişmiyor abi? Ne oldu? Geliyle. Tamam sen kaybol acele. Arkadaşlar toparlanın geliyorum lan. Lan burada yavşak. Tuvaletimi yapıyorum. Çık. Çık. Al bunu. Dün gece burada bir el silah sesi duymuş. Hiç duymadık. Fırat sen böyle bir şey duydun mu? Yok valla duymadım Hasan abi. Aminim başka bir şey yok. Aramaya devam edin. Siz kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz değil mi? Bu nedir? Hakkımda tutuklama emri var. Suçum neymiş? Hangi gerekçeyle? Bunları hakime sorarsın. Arkadaşlar durum pek parlak değil. Çatışmaların şiddeti her gün daha da artıyor. O hal valiliği gazetenin satışını Diyarbakır'da yasakladı. Peki diğer illerde? Bütün o halde yasak. Oh ne güzel. Biz hariç gazeteyi herkes okuyacak. Arşiv için bile olsa protokol gazete gelmeyecek. Gelmeyecek. Adam alsana arşiv için gazete der mi Fırat? Dağıtıma devam edeceğiz ama eskisi gibi değil. İyi o zaman. Çürük para vermek gerekecek. Dağıtım işi artık çok riskli. O işle başka arkadaşlar ilgilenecek. Sen bize burada lazımsın. Kimseyi riske etme durumumuz yok. Büroyu açık tutmak için bundan sonraki işimiz haber yapmak değil, kendimizi korumak olacak, tamam mı? Ya çabuk çıksana, çok sıkıştım ya. Allah Allah. Uf, hayret bir şey.
Şeker kalmamış. Fırat, mutfakta şeker mi var? Vallahi hiç kalmadı. Lokman, kalk hadi şeker al gel. Kerim gelince göndeririz onu eve. Ya çayı içmek için Kerim'i mi bekleyeceğiz şimdi? Şekersiz içe var. Hem kilo almasın. Sen neden şekerli içiyorsun? Ya son gün evvel mutfakta var sanıyordum. İki tane vardı ben kullanım. Ben nereden bileyim bittiğini? Ya yokmuş işte Lokman. Tamam hemen al çayımı iç, al. Sen ne kadar abartıyorsun ama? Ya ben senin artını niye içiyorum? Ya sen hiçbir şey beğenmiyorsun. Lokman tak şu şekeri al, yoksa bu kahvaltı sana değer ederim ha. Tamam tamam ya, hayret bir şey. Hayret bir şey. Murat. Lokman abi ben de seninle geleyim, ne olur ne olmaz. Olur vallahi, gözcülük yaparsın. Geçen sefer adamların elinden zor kurtuldum. Bak işte kung fu bu durumlarda çok işe yarıyor Fırat. Tamam mı? Tamam. Bu kim? Birisi mi gelecekti? Benim haberim yok. Halit. Gel Halit. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Gel. Abi bu ne ya, kale kapısı gibi? Ya işte burası da bir kale sayılır. Gel. Keyfiniz yerinde, konfor gani. Ne yapalım? Biz de masa başı gazetecilik yapmaya karar verdik. Vallahi çok güzel şey, oturduğun yerden haber yapan. Hiç yorulmuyorsun, biske girmiyorsun. Hop, keka. Ama alışkanlık yapar ha, demedi değil mi? Yok yok, biz alışmayız. Hele bir tadına varalım. Ne oldu yine, haberin elinde mi kaldı? Vallahi öyle oldu abi biraz. Kestikleri kulaklardan anahtarlık yapıyorlarmış. Nasıl anahtarlık? Yani kulaktan bildiğin anahtarlık diyorsun. Bu kestiği kulak olanın içinde bekletiyor. Ondan sonra o kulağın derisi soyulup kıkırdağa kalıyormuş. O kıkırdak da sonra bir süre sonra plastik gibi oluyor. Bunları nereden öğrendin? Bu fotoğrafı veren askerden. O da poz verenlerin içinde mi? Yok değil. O zaten gördükleri yüzünden kafayı yemek üzere. Fırat, bunları uygun bir yere kaldır. Tamam Alişan abi. Kerim, bundan sonra yemekleri geç getirme. Sonra burada sorun oluyor. Fırat abi, Ramazanların evi uzak. Oradan buraya ancak. Yarın yemek sırası kimde? Yusuflarda. İyi, Yusuf'un annesinin dolmaları güzel oluyor. Bak Kerim, şimdi sana bu fotoğrafları vereceğim. Yine her zamanki gibi İstanbul'a göndereceksin, tamam mı? Tamam Fırat abi.
Allah Allah, yırtılacak şimdi. Ya bir durun ha. Aha, bütün fotoğrafları yayınlamıştım. Haber var mı? Anan yine dokundurmuş bölge varlığına. Olsun olsun, güzel olmuş. Afrat, bunu arşive kaldır. Tamam. Hadi biz de haber izleyelim. Arkadaşlar önümüzdeki duruşmada Hasan çıkar diyorlar. Bakalım. Daha fazla tutmak için ellerinde delil yok ki. Sanki önceden delil mi var? Vallahi ben artık devletin ne yapacağını kestiremiyorum. Devlet artık bildiğimiz devlet değil. Ne diyorsun? Bırakmazlar mı? Her şey olabilir, bilmiyorum. Ya dökme şu külünü ağlaya, dikkatli et. Bak ne yapıyor ya Ruto. Al bunu orayı iyice temizle. Songül Eva, sana bir koca lazım. İçindeki bütün öfkeyi bize kusuyorsun. Kuzul kurt. Aynı haberler, hep aynı yalanlar. Sıkıldım vallahi ya. Arkadaşlar kanal değiştirelim, belki güzel bir film buluruz ya. KRT filmi. Hayret bir şey ya. İşte bu adam. Yüksekova çetesinde pis işler karıştırıyordu. Dün köprü altında cesedini bulmuşlar. Milisler yapsaydı üstlenirdi. Demek ki onlar yapmamış. Yani? Yani çete içi hesaplaşmaya gidiyor Hasan. Kılıçlar çekildi, bunun arkası gelir. Güzel. Lokman'a söyle, haberi sana versin. Otur, çete iç hesaplaşmaya gidiyor diye haber yap. Ya şimdi birileri can derdine düşmüştür. Kellesini kurtarmak için kendini afişe etmek isteyenler olacak Hasan. İçeriden bilgi sızdırmanın tam vakti diyorum. Saka. Yok. Olmaz. Olmaz. Hasan, seni abi oraya gönderemem. Bro daha yeni kendisini toparlamaya başladı. Ya bir bak mi? Son defa söylüyorum. Cevabım hayır. Hasan. Ya boşuna ısrar etme. Üstelik çetenin içine sızmaya çalışacaksın. Ya bir hayatta mi? Olmaz. Fırat. Yarın Alişan'la Yüksekova'ya gidiyorsun. Hazırlıklarını yap, tamam mı? Tamam Hasan abi. Hadi siktirin gidin. Nasıl istersen öyle olsun. Hasan'ın oğlan ortalıkta fazla dolaşıyor. Bir gün kim oraya giderse şaşırma. Baba, bugün tam 107 gazete sattım. Eşeğin oğlu, bu saatte gelinir mi? Ha? Ha? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hele buraya 4 çay verin. Reis seni görmek istiyor ha. Yek başına. Nerede? Evinde. Seni kendi evinde ağırlayacak. Can güvenliğimi kim sağlayacak? Reis. Buralarda herkes canını malını ona emanet etmiştir. Bir dakika. Şimdi geliyoruz. Bırak. Ulan yalnız gitmeyeceksin değil mi? Seni istedikleri gibi keserler. Ya eğer öyle bir niyetleri olsaydı bunu başka odalarla zaten yaparlardı. Hem iki kişi olsak da sonuç değişmeyecek, tamam mı? Ama bana bir şey olursa en azından arkamda bir tanık olur Fırat. Ver bunu. Al bunu. Akşama kadar gelmezsen gazete haber veririz. Arkadaşlar ortalığı ayağa kaldırır. Silah al bari yanına. Hala öğrenemedin mi? Gerçeğe kurşun işlemez.
Te daveta me neşkan toha TV deriye spas dikim. Spas baş. Hun derkevin derve. Raşo, döbü sekini. Dilwe deri meyvanê me yî. Tu tiştekî bi te nabe. Nihtewe cuda bûye ji xwe nikarim bihatime vir. Belî, tu rast dibî. Deyî tune. Fotograf tune. Navê min tune. Sadece ve sadece min çû got wî qeyd bikî. Şansê min zêde heye? Na, tu rast dibêjî. Madem dohatî heya vê derê te zehmet diye, em ên belgeyî önemlî bidine te. Heya îro min çi kiriye min ji bo dewlet tê kiriye. Fakat maaş bo rosiye me tune yî. Tiştê niha ez ê ji te re bêjim tiştê ku min ji bo dewletê kirine. O haber çıkmayacak. Haber çıkarsa kimseye sıra vermeden ben kendim senin çürümüş ciğerini sökerim. Kimin öleceği umurumda değil. O belgeler gazetecilerden alınacak. Merak etme. Her şeyi halledeceğiz. Bir terslik olursa kaçacak yer arayın, başka bir şey demiyorum. Bundan sonrasını siz düşünün. Peki reisi ne yapalım? Artık onunla işimiz bitti. Fırat, Türkiye'yi sarsacağız Fırat. Düşünebiliyor musun? Ne oldu Hasan abi? Otobüsü kaçmıyorum, hadi yolda anlatırım. Gel. Kalk gidiyoruz. Otobüse kalkmasına daha var. Otobüse değil, buradan gidiyoruz. Peşimizdeler. Alişan, efçi hala. Hayır efe saati lan. Demeyi bana kabul ki Ahmet. Kadar bas be, kadar bas.
Bir şey aradılar. Bulamayınca çok sinirlendiler. Herkesi döve döve götürdüler. Sonra sizi sordular. Peki başka bir şey oldu mu? Ha, bir de biri geldi sana bir not bıraktı. Kim? Bilmiyorum. İsmini söylemedi. Söylemedi. Geçmiş olsun Brazi. Sağ olasın. Şu şerefsizlerin yaptığını gördün. İyi ki size bir şey olmamış. Neymiş? Reisi öldürmüşler. Not yazan katili bildiğini ama durumu acil diye görüşmek istediğini yazmış. Nerede görüşmek istiyor? Hevser bahçelerinde. Ne zaman? Not eline geçer geçmez gel diyor. Kerim adam nasıl birisiydi Kerim? Babam boylarında sakallı kel biriydi. Notu Reis'e bırakmış. Ver şu kim? Reis'in adamı. Ağası öldürülünce paniğe kapılmış herhalde. Sıranın kendisine geldiğini sanıyor. Ben çıkıyorum. Haber yaparken Reis'in ismini sakkamıza da gerek kalmadı. Havayla tek başa mı gideceksin? Bu sefer ben de gidiyorum seninle. Sen gelirsen belgeleri kim koruyacak Fırat? Onlar bizden daha önemli. Ya o zaman bunu al. Kullanmaz şartı elinde olması bile işe yarar. Belgeleri iyi bir yere zorlamayı unutma ha. Tamam. Çok göz önüdür. Şöyle bu arka tarafa doğru gidelim. Reis'i kim öldürdü? Ya bir dur, bir soluk falan atacağım. Hadi gel, merak etme. Hadi oğlum biz de gidelim artık. Dükkanı boş bıraktık. Ama baba ben Fırat abiye yardım edeceğim. Tamam oğlum, gene gelir yardım edersin. Kerp orayı kereyi. Babanın lafını dinlemeyin sen ha. Kerim hadi git, sonra yine gelirsin. Ama Fırat abi ben sana yardım edeceğim. Bak Kerim, burada işler çok. Şimdi git, sonra yine gelirsin buraya. Hadi yürü. Buralarda yaşanmaz artık. Kimin kimi niye öldürdüğü belli değil. Allah için, devlet için, halk için, töre için. Herkes adam öldürmek için bir yol bulmuş kendine. Biz de zamanında birilerinin canını aldık. Bunu inkar etmiyorum. Devlet için adam öldürenler şimdi para için adam öldürüyor. Devlet için öldüren katil değildir. Ama para için adam öldürürsen o başka. Bir kere katil oldun mu artık seni kimse tutamaz. Alişan tuzak! Artık kanun tanımayan babasını bile tanımaz. Dün yardım ettiğin adam bugün senin kanını içmek için peşinden dolaşıyor. Artık töre müre kalmadı. Buralarda yaşanmaz. Çekip gideceğim buralardan. Doğru diyorsun da Reis'i kim öldürdü?
Ya tamam anlatacağım bu. Hele sen bir ilk önce bizim güzel bir fotoğrafımızı çek böyle. Yakışıklı makışıklı olsun ha. Bak öyle herkese de fotoğrafımı çektirmiyorum ha. Dur. Böyle Amerika filmlerindeki gibi ha. Nasıl? Böyle iyidir. Adnan abi, eğer fotoğrafları basmayı becerirsem Alişan abinin haberini ben yapacağım. Bana ahandozer nasıl kullanılacağını öğretin. Ahandozer nedir Fırat? Diyafram hangisi? Tamam, buldu. Netlik ayarlayayım.